Evet, traktörümüz üst öbetli. Otomatik bir şekilde kendince. Hadi canım. Güvenliğe alıyor. Yani olay ki arka... Vallahi dördüncü bıçağı bile motordan yüksekte. Şöyle. TR5 ile TD'yi ayıran şey ne? Hepinize yepyeni, çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. TD100D. Şimdi canım gel buraya. Buyurun. Traktörümüz hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Allah razı olsun. Hasan Yıldırım'a. Ben şu taraf alayım seni. Şöyle. Güneş alalım. Şimdi bu traktör 2021 model bir traktör. Evet. Şu anda 3 saatte. Aynen. O hissi bilirim. Biliyor. Ya duyamıyor ama adam duramıyor değil mi? Duramaz. Şimdi 2021'den başladı yeni seri şey. 21'de başladı. Yeniler. 21'in ocağında başladı. Yani 20 ve 17 arası mı değişik? Ne oluyor? Neyi? Şimdi 17 ile 20 arası aynı mı? Traktör çıkışı falan aynı. Özellikleri. 18 ile 18 ile 20 arası aynı. 18 ile oyan nasıl aynı? Anladım. Tamam. Şimdi 2018-20 arasından bugüne ne değişti? Bunlara bakacağız. Evet. Traktörümüzdeki özelliklere bakacağız. Traktörümüzün konforunu inceleyeceğiz. Değişen birçok özellik var. Onu inceleyeceğiz. Arkamızda şu anda 5'li 12'li mi 14'lü mü? 12'li. 5'li 12'li pulluğumuz var arkadaşlar. Ünlünün mavi gayet güzel yakışmış. Daha henüz ikisi de tarlaya ne girdi ne çalıştı. Tarlada da inşallah bir gün videosunu çekeriz. Pulluğumuzdan da hafiften bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle traktörün dışından bahsedelim. Hasan'cığım. Evet. Şimdi ben ne olanlardan anlamam. Ne olanlardan anlayan adam nereden sensin. Nereden başlayacak dersen ben oradan alayım. Başta tekerinden. Teker benim için önemli. Teker. Teker. Klaber. Nereden buradan mı çekiyorum? Klaber marka bir tekerimiz var. 420-85R34. R. Evet o ara çok takıntılıydım ama beni harcı yaptınız. Teker bayağı geniş. Normal standartlarından geniş sanırım. 34 jant seçildiği için mi? 34 jantlar böyle oluyor. Bir de bunların 38 jantı var. 38 onlar daha ince oluyor. İnce, yüksek oluyor. Onlar daha çok kepçe falan için daha kullanışlı oluyor. Ha bunun basarı biraz daha ona göre geniş. Bu tam çit için ya. Tam vadana jantlandı. Daha boşmadım kardeş. Teker ağırlıklarından bahset bize. 3 tane mi var? 3 tane, 6 tane. 3 bu tarafta, 3 o tarafta. 45'er kreden tepsi ağırlığı diyorlar bunlara. Şimdi 2020'den 2021'e bir değişikliği var bunun. 2019'un sonunda bu ağırlıklar, önceki ağırlıkları bilirsiniz biraz daha kalın şey oluyordu, dar. Onlarla bunun arasında onlar pikti. Bunların içinde pik çabuk kırılma yapıyor. Aynen. Pik çabuk kırılıyor. Bu içinde beton var. Bunun dışındaki kaplama. Herhangi mesela herhangi bir hafif işte bunlar kimisi söküyor. Sökerken düşürdüğünden kırılıyor. Pik olduğundan. İyi anladım. Kırılmasın diye. Şimdi kırılma yok. Hepsi kaplama yapmıştı. Şimdi traktörümüz Blue Master en dolu modeli. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi Hasan tabi o şeye değinmedi. Arkadaşlar hedefimiz 2000 like. Umarım like atarsınız ve ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Çünkü bizde de artık bir Neholland var. Neholland videoları gelecek. Abi. Şimdi buraya geçtik. Blue Master dedik. Altında hemen bir depo var. O ne deposu? O hava. Kompresörünün kompresör. Deposu. Tank. Kaç çıkışı var? İçinde de çıkışı var mı? İki çıkışı var. Bir içeride. Bir de burada. Burada olmak üzere. Sen bir de balyacılıkla uğraştığın için bu senin için faydalı bir şey aynen, olacak. Aynen. İçeri belki toz dolar. Bir şey olur. Dışarıda motoru temizlemek zorunda kalırsın. Hava filtresini temizlemek zorunda kalırsın. Bunlar senin için aynen, yardımcı olacak. Aynen. Sandığında ne veriyorlar? Sandım. Onu söyle, çalıyorlar mı yoksa bahsettiğin? Yok, şeyini kilitli geliyor. Mühürünü bile çıkartayım yani, sıkıntı yok. O ne? Bu şey, kolak için. He, anladım. Aa, burada bidon anahtarları var. Güzel. Aa, burada lazımsa 4 tane jack var. Çok iyi. 6 tane, ha şimdi bu traktör 6 çıkışlı ama 6 tane koymamaların nedeni ikisi zaten üst kolun şeyin üstüne geliyor. Hidrolikli orta kolun üstüne geliyor. O yüzden şey yapmıyor. 4 tane koyuyorlar. He. Çalmadılar yani. Yok asla. Bak mühürümüz. Çok güzel. Ben kendi elimle koparttım. Şimdi ben masayı gibi çalıyor mu dedim de masayı getirdiğinde anahtar takımı getirdi. Neyi getirdi? Gres pompası getirdi. Bijon getirdi. Vallahi masayı getirdi. Adam nasıl? Masayı çalmadı. Yani? Ben şimdi Timosan'a bir şey yapayım yani burada. Timosan'dan çıkanları saysam burada koy. Herkes susar. Koy. Şimdi önde ağırlıklarımız yok. Ağırlık tercih eder misin ön tekerde?
gerek yok. Taktırmayı falan düşünüyorum. Benim için yeterince ağır. Ben biraz yolda, öyle ben arkama büyük ekipman takıp da böyle yola gidecek biri değilim. Hmm. Önüm kalkacak bir şekilde de kullanmıyorum. Turbo interkollü. Şimdi öndeki ağırlıklardan bahsedelim. Şimdi önde ağırlık kullanmayı düşünmüyorum dedim. Peki öndeki ağırlıklar kaç kilo? 40'ar kilodan. Kaç tane var? Ağırlığımız 400 kilo ağırlığı. 400 kilo. Bunu ben kitapçığına baktım. Şu aradaki menfezi de sayıyor adamlar. 75 kilo da o geliyor. Menfez 75 kilo mu geliyor? 75 kilo geliyormuş. Hmm. Traktörün şöyle şasi uzunluğuna bakalım. Yani kısa durmuyor. İdeal. Çok uzun değil. Sal gibi ya. Canavar. Ne oğlan demek. Şimdi zaten traktörümüz sıfır olduğu için nazar boncuğu gibi maşallah paketlemişler getirmişler hediye paketi gibi. Şimdi peki bu kaputun altında ne yatıyor? Ne marifetler var? Kaç beygir yatıyor bunun 4 altında? 4 silindirli, tamam. 100 beygirlik ne oğlan motoru yatıyor. Peki yatıyor da yattığı kabin dıştan bakıldığı zaman kaç ton geliyor şöyle bir? 4800 civarı geliyor. 4800 civarı evet. Geliyor. Pekala. Işıklarımıza bakalım şöyle hemen. Aydınlatmasından memnun musun? Pek kullanamadın ama henüz. Şunun farkına vardım. Hı. Şu alttakiler kısaları. Tamam. Ortadaki uzun. Bir de buralara çalışma lambası yapmışlar. Onu ben dün fark ettim. O güzel olmuş bence. Yukarıda yine ışıklarımız var. Egzozumuz küçük naif kullanılmış. Hemen dışında da bir kendi menfezi var. Ha bir de 2019'ların sonundan sonra bu kimisi... Onlara en son değineceğiz. 2020 ile 2021'in arasına. Aleykümselam, aleykümselam. Şimdi depo hacmi ne? 110 litre. 110 litre. Evet. Yeterli. Çok güzel. Şunlar klima geçişi değil mi? Ona klima aynen. Hava. Kabinin. İki basamakla çıkıyoruz ki basamağı da çok sade yapmışlar, güzel olmuş bence. Benim hoşuma gitti. Sadeliğinden ziyade de ben 3 basamak tercih ederim. Şöyle şimdi yaşlılar için biraz zor oluyor. Benim başıma geldi. Anladım. Ama 3 basamaklı sadeliği falan güzel olmuş. Hayır. Ha ne olur bu bana bir dayanımı, belki bir sınırın üstünde askıda kalırsam bükerim. Onu müsaade etmem. Tamam, şimdi dışı bitirelim de öyle bir şeyin altına geçelim. Bunları fazla aşağıda kullanmışlar sanki. Yukarı çekmeyi düşünüyor musun? Yok. Vallahi. Şimdi şöyle yukarı çekme aynısını dedemin de lafını yaptı. Ben bunu yukarı çekersem şimdi bunun tam bu borun orada delik var. Oradan kablo geliyor. Şöyle kablo dışarıya çıkacak. Anladım. Tamam. Şimdi başka bir tane fırfırımız var yukarıda, tipe lambamız. Evet. Aynamız hem üstte hem altta tekeri görmek için yardımcı değil kör mi? Kör nokta aynası. Yeni koydular bunlara. Köşeyi. Plakamız da henüz boş. Plak, aklımızda bir plaka var mı? İki haneli. İki haneli olması zorunlu mu? Şeye atılıyor. Oha, şey far şeyleri güzel olmuş ama. Aydınlatma lambalarının duruşu. Yan yana durmuyorlar. Biri orada, biri orada. İyi duruyor. Gürüpek'ten aldınız. Aynen. Şimdi 2020-2021 farkına geçebiliriz. Sen benden bana bahsetmiştin zaten şunları. Evet. Şimdi o ne değişti orada? Şimdi bu 2020'lerde, bu eski yani 21'den, bunlardan önceki seriden şuralar içeride olduğundan biraz daha şimdi bura genişlettiler, uzattılar. İçeride olduğundan buraya çok toz birikme doluyormuş. Çok toz birikiyormuş. Ora doluyor ta. Evet, bura doluyormuş tozdan. Bu ara. Çünkü uzak kalıyor. Şimdi dolsa da olsa şurası dolar, başka da bir yer dolmaz zaten. Şu an aynı öyle olur. Bir de eğimli yaptık. Geride olduğundan orada doluyormuş. Bir de şu çıtalar kullanılmış sanırım. Ayrı aynen. Bir cikslik katılmış. İsterseniz burada hidrolik indirme, kaldırma ve şey durdurma düğmeleri ekleyebilirsiniz. Diye bırakmış oraya. Kaç ton kaldırıyor bu makine? 4700 kilo. 4700 kilo kaldırma kapasitesi. Bu kollarla kaldırıyor onu. Aynen. Bu kollar gerçekten sağlam duruyor. Bir sıkıntısı yok bence. John Deere'ninki parmak kadar oluyor. 10 ton kaldırıyor. O da ayrı bir şey ama. Yanında pistonlu orta kolla geliyor. Evet. Bu gerçekten güzel. 90-100-110'luklarda standart. Geri kalan opsiyonel. Hmm. Burada arka ve ön değil mi silecek suyu? Hayır, sadece ön. Sadece ön mü? Arkada hayır, yok mu? Arkada yok. Arkada şey. Maalesef. Önemli değil. Takos. Yayla takos, değil. Yayla değil. Biz süspansiyona geçemedik. Çeki, üst çeki, alt çeki. Üst çeki, alt çeki şeklinde. Peki bir şey soracağım. Bunu sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum ama. Evet. Bu motor geldiğinde çeki niye ters geliyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Söyleyeyim. Yok, düzelttim ha onu. Biliyorum. O yüzden sordum zaten.
Yerinden ben de akla erdiremedim. Şimdi benim hoşuma giden güzel bir özellik var arkadaşlar, onu söyleyeceğim. Pulluğu takıyorduk mesela. Pulluğu takarken sen pistonun orada kola motora binmeden takabildin. Evet. İtebildin, çalıştırabildin. Onu şuradan yaptık sanırım. Aynen oradan. Onun zaten takma yerleri de yapmışlar. Oraya isterseniz daha rahatlık açısından bir kol. Kol yapabilirsiniz. Çok güzel olmuş o. Gerçekten hoşuma gitti. Arkada elektrik çıkışımız mevcut. Burada değineceklerimiz bu kadar sanırım. Değil. Değil mi? Ne değil var? Anladım. 2018'den 2021'e kadar bunu koymamışlar. Koymalar yok muydu eskiden? 18'de 20 arası yok. 18'den önce var. He, niye? Sebebi şu. Aha, bu demir var ya. Evet. Bu demire halatlı sistem yapıyorlarmış. Zamanla buradan içeriye tozu ala ala sıkışıyormuş. Yani özelliğini kaybediyormuş, çalışmıyormuş. O 2 sene kaldırdılar. Demek ki adamların 3. sene aklına geldi böyle bir şey yapmak. Fabrikanın. Ha, ben der miyim? O bence bu kullanışlı bir şey değil. Ben daha çok şu şekilde kaba taslak kullanırım, hesabı yapıyorum. Yani şöyle bir güzel yanı var. Hidroliği indirmeyi kaldırmayı buradan yapıyorsun. Pistonun çıkışını buradan halledebiliyorsun. Aynen. Tamam. Ne güzel işte. Tek kişi halledebiliyor. Tek kişi halledebiliyor. Mesela 50'de ben ne yapıyorum? Tabi buradan çıkıyorum. Özellikle arka camı açık bırakıyorum. Piston uzatıyorum. Kaba taslak geliyor. Kurt ağızlı kullanılmış. Pistonun evet orta kolda. Traktör zaten kurt ağızlı. Başka? Onun dışında şöyle bir geçelim. Pulluktan bahsedelim. Şimdi pulluğun ayarını falan yapmadı sanırım sen henüz. Hiç ellemedi. Hiç dokunmadım bile. Şimdi şöyle bakmak istiyorum. Şimdi insanlar beşli kullanıyor da teker izini götürmeyen beşliler var. Tamam mı? Evet. Seninki teker izinin dışına basıyor. Seninki teker izini tam götürüyor. Güzel. Sıkıntı yok o zaman. Bir de adam gidiyor beşli kullanıyor, teker izini götürmüyor. Mantıklı lan. Beşli o kullanıyorum diye laf ediyorlar. Bu eğer 400 takarsan motor kapatmıyor izini. Yok ya. O zaman 14 de alacaksın. İşte izi kapattırıyorsun. Ben de iş veri diyordum buna. Veri veri, iş veri, bırak sen. Motorun da geniş ha, artık. Şeyi kaputa geçmeden. Hı. Önceden şurada kimisi mesela 2018'den önce Blue Master yazısı şu siyah yerde bir rozet şeklindeydi. Ondan sonra 2018'den sonra buraya koydular. Daha sonra hep kaldırdılar, cama yapıştırdılar. Güzel duruyor ama şu an. Çok cool yani Blue Master. Bağırıyor yani ben özelim diye. Tamam, kaldıralım artık şu kabini ya. Kaldıralım. Ha, çamurlukta şunu da göstereyim de. Kumalda değil mi? Tabii. Bağımsız. Yaylı. Bağımsız. Sıra bağımsız diyemeyeceğim de. Lastik bağımsız. Bunları da yakın zamanda çıkar da buraları soymaz. Çıkartacağım. Daha neyi kullanacağım? Ben video için tutuyorum bunu, merak etme. Adamın dibi. Gel kardeş. Daha içinde açılmamış şeyler var. Ya. 2021'den önce burada uzun oluyordu şu şey. Senin motorun biliyorum, uzundu biliyorum. Şöyle parmak gibi. Aynen. O kimisi vura vura kırıyormuş onu. Çünkü şey, aha bu lastiği yapışıyormuş. O zaman kesin ben de vura vura kırarım, o yüzden yavaş yapayım. Yok, lastik yapışıyormuş. Kalkmıyor. Adam kilitlen diyormuş. İki kere vurunca kırıyormuş içeriği. Anladım. Bu sefer hep ağırlıkları indirip komple alttan açmak zorunda kalıyormuş ustalar. O yüzden serçe parmağıyla. Artık ona mı döndü? Buna döndü artık. Ben de sadece şuradan kaldırınca araba bagajı gibi açılacak zannettiydim. Aha. Şimdi şu yükseklik servis çalışma alanı diyorlar. Genel olarak yani. Hala kalkıyor zaten. Bu tamam. Servis çalışma alanıymış. Böyle deniliyor. Mesela 54-50'nin de hemen kabinin altında servis çalışma alanı var orada. Orada biliyorum. O boşluğu ben akıl erdiremedim ama. Servis çalışma alanı orası. Tavuk oraya yumurta yapmış, gördün mü? Gördün mü? Görmedim. Harbi yapmış. Şimdi burada şartelim var. Akünün tüm çıkışını kapatabildi. Aynen. 2021'den önce bunlar yoktu. TT serilerinde vardı. Ha, bunun koymasının sebebi bu TMR serisi olduğunda. TT'lerde vardı değil mi? Var. Ya benim hep yeni geliyor. TT4'lerde var ama. TT50'lerde, bunlar şeylerde benimki yok. Benimki de TT4 zaten. TR5'lerde var. Onun üstünde var herhalde. TR6'larda bilmiyorum. Sana sormak lazım. Peki şey soracağım. TR5 ile TD'yi ayıran şey ne? TR5 ile TD'yi ayıran şey en başta şanzuman. Ondan şanzuman yarı otomatik şanzuman. Tam otomatik değil. Tam otomatik. Tam otomatik şanzuman örnek vermek istersen hangi traktörü vermek istersin? Masif Ferguson veririm. Teşekkür ediyorum. Bütün şanzımanı veririm. Daha hiçbir şey istemem. bu cevabı almak için sordum zaten. Şimdi akün kaç amperlik?
Aküm 120 amper. Bence yeterli mi? Yiğit akü kullanmışlar hem. Yiğit akü. Şimdi akünün şarj olup olmadığını da içeride konsolda gösteriyor. Oraya geleceğiz zaten. Oraya geçeceğiz. Şimdi burada motor suyu var. Antifrizim var herhalde. Var. Aynen. Kırmızı antifriz kullanılmış. Hava i̇şte niye mavi değil de kırmızı? Donmasın diye yapmışlar. Kırmızının gücü mü bu? Evet. Kırmızı eksi bilmem kaçlara kadar dayanıyor. 50 saniye. Yani maviden fazla dayanıyor. Onu diyeyim yani. Tamam. Hava filtresi. Hava filtresi. Klima filtresi nerede bunun? Ben bunu zaten bir tek onunla bayılıyorum. Yani tamam, bir tek onu ona dedim. Bildiğim için soruyorum zaten. Şu kendi... Benim de hoşuma gitti çünkü. Radyatörünü. Hiç radyatörü bulmadan toz, toprak, saman, sap, çöp ne varsa buraya. Senin için buraya... önemli bu. Vale yapacaksın. Tabii. En önemli şey. Ben radyatörü çok büküyorum. Hava buraya diye. Tanzikli olduğumdan. İkincisi klima radyatörü. Temizleneceğiz. Harbi çok güzel ha bu çıkışlar falan. Hoşuma buradan gitti ya. Buradan vuruyorsun havayı. Tamam. Ben mesela 50'de radyatörü toz gelmiş, pislik gelmiş. Yıka yıka dur zorla. Bu hemen kenara çekiyor. Güzel olmuş. Turbo interkolün radyatörü. Klima radyatörü. Klima motor radyatörü. Anladım. Teşekkür ederim. Anlatacağım bu kadar herhalde. Şimdi bu boru nereye gidiyor ya? O boru nereye gidiyor biliyor musun? Motorun içine gidiyor arkadaş. Motorun hava aldığı yer mi orası? Motorun... Pistonlara hava gelen yer orası mı? Oradır. Ama hava filtresinden geliyor. Pistonlara hava gelen yer burası. Hayır buradan. Piston buradan, hava buradan geliyor. Buradan gider. Aynen. Bu ne işin yarıyor? Vallahi be. Vallahi akılsın elini. Neyse o kadar kurcalamayalım. Burada başka anlatacağım. Şu su ne işe yarıyor? Yeşil olan. Orada da John Deere'yi iten var. Onu ben fren şeyi diye biliyorum ama. Ben Tümosan'da da vardı. Ben fren yağı diye biliyorum. Fren yağ mı? Yağı. Burada da John Deere'nin gücünden bahsedilmiş. Sağlamlığından bahsedilmiş. Yeşil olduğundan. He. Nerede ne oğullar? Her yeşil John Deere değildir. Yani onu bilin. Fent var yani John Deere'nin önce. Şöyle göstereyim orayı da benim de dikkatimi çekti. İki tane kavga şey gidiyor. Ha arkadaşlar eğer yanlışım varsa siz de yorumda yazın belirtin yani. Yorumlarda düzeltin diye. Merak ettiğiniz şeyleri sorun. Tekrardan anlatırız. Ve tekrardan hatırlatıyorum. Beğenmeyen varsa arkadaşlar lütfen beğensin. Emek veriyoruz. 2021 model 3 saatteki motoru gelmişiz tanıtıyoruz değil mi? Yani. Bu adam bu kadar uğraşıyor. İnşallah abone olursunuz. Beğenirsiniz. Devam edelim. Klima kayışı. Evet arkadaşlar burası klima gazının basılan yeri. Klima gazı oradan koyuyor. Aynen klima gazı buradan. Çökme istersen ya. Tamam. Bundan alırız ondan basarız herhalde. Tamam. Oraya geçtik. Başka anlatacağımız bir şey yok. İçine geçelim hemen. Şu canavarı da şöyle göstereyim bir ya. Sen çık. 2021 model. Arkadaş 54-50'yi biz daha geçen aldık ya. 2017 model oldu şimdi. Yaşlandı 4 yaşında. Ama senin şöyle bir avantajın var. 2021'e yeni girdik ve senin 2021 model motorun var. Evet. Bizimki mesela 2018'de aldık biz motoru ama 2017 model çıkıştı. Benim Tümosan'da şeydi 2011'in Kasım ayıydı. Depoyu büyütme falan yaptılar mı 2020'den 21'e? Hala hayır. Aynı mı? Depoda hiçbir şeyi yok. Kapı açımı rahat. 50'de kapıyı yıkmak için biraz uğraşman lazım. Şimdi. Özellikle son kapıyı tabii. Tabii. Şöyle. Bazen kaput kapıdayım önde. Kapat da görüşü göstereyim bari. Şimdi arkadaşlar jack çıkışlarımız burada. Filesimiz değiştirilmiş onu Hasan anlatsın. Biraz daha rahat geçmesi için sağlanmış sanırım. Ben kabataşlak anlatayım sonra sana değineyim. Çift çekerler, diferansiyeller oraya anlat sen. Evet otomatik bu TML dediğimiz Avrupa standartlarına göre üretilen traktörlerden. O otomatik çift çekerli otomatik diferansiyel konulmuş. Yani mesela çüte şey yaptınız, çüt sürmeye gittiniz. Unuttunuz çift çekere takmayı. Bıraktığınız anda pullu direkt çift çekere geçiyor. Hiçbir şey yapmadan. Zorlandığı zaman çift çekere. Zorlandığında. O zaman bunu hiç çift çekerden çıkmaz ki. Ha. Zorlanır. Sence zorlanacak mı? Yapma. Beni tereddüte düşür. Ha veyahut şey yaptınız. Şeyi unuttunuz. Çift çekerden unuttunuz. Tarladan çıktınız. 10 km hızı geçtiği anda çift çekerden alıyor. Güzel. Çıkartıyor devre dışı. 54-50 de yanılmıyorsam 15 km hızından sonra çıkarıyor. Çünkü o çitte biraz daha seri gittiği için o sayıyı biraz daha yükseltmişler. Malum çitte de 15 km hızda gittiğimi biliyorum ben.
Evet. Şimdi görüşümüz bu şekilde arkadaşlar. Mavi sarı neler deniyor ona? Püsküller şeklinde mi geldi? Süs. Süsler şeklinde geldi. Hediye paketi şeklinde. Şöyle aynamız var içeride. Olmazsa olmazın Holland'ın. Tabii. Klima çıkışlarını kenarda muhafaza etmişler. 6 tane. Hop. Ses kalitesinden memnun musun? Acayip şekilde memnunum. Şimdi arkadaşlar TD90'da teybi değiştirmişler. Ha, onu da diyeceğim. 2020'den önce de teyiple Türk traktörü yazıyor üstünde. Ha, şurada bir traktörü, Türk traktörü yazısı aynen var. USB çıkışı yok onlarda, bunda var. 2000 havza kartı çıkışı var. AUX çıkışı var. Bluetooth çıkışı var. Evet. Var mı? Ne? Bluetooth. Tabii Bluetooth. Bluetooth. 2018'den sonra New Holland traktörlerine Bluetooth'lu teyip koydu. Niye bizde yok? Ferguson bu. Yok, ben TT'den tamam, bahsettim. Tamam, o TT. Seninki kaç? 17. Benimki 16. 18'den sonra koydum. Olmadı. Pekala, şimdi Fides'ten bahset. Bu Fides'te bir değişiklik var. Var. Fites demeyelim. Vitesler bu kullanıcıların şikayeti üzerine biraz daha yumuşatılmış. Kullanıcıların şikayeti üzerine vitesi biraz daha yumuşatmışlar. Geçişi de biraz uzamış. Normalde şu arada kullanıyordunuz mesela. Hemen şöyle çekiyordun, şöyle çekiyordun kısa kısa. Şimdi iterken şöyle bir gidiyor. Aradaki farkı uzatınca herhalde geçişi rahatlatmışlar. Evet, bilemiyorum. Ama bence TT'deki gibi şurada olsaydı şu vites ne olurdu? Yok, şurada. O halatlı. Bu şimdi direkt kabinin altından motorun şanzımanına bağlanıyor. O halatlı. Yani daha rahat değil mi sence? Ya rahat, arası şöyle, arası daha dar. Ya otomatik olsa daha güzel, otomatik değil sırada bakarsan. Dörtlüyü ama de buradan mı yapıyorsun? Tabii, dörtlü flaş şöyle. Dörtlü diferansiyel, çip şeker. Şöyle ön şeyi gösterelim. Aha. Asıl şeye. Vay yavrum vay, açılışa bak. Yani şey açılıyor, iPhone açılıyor. Açıldı. Şimdi. Kuyruk milinin hızını gösteriyor diyordun sen burada. Kuyruk milini çalıştın. Şimdi burayı bana anlat. Evet abi. Kaç kilometre hızla gittiğini gösteriyor. 35.4. 35.4 ile gidiyor. Eskiden yoktu ama bu. Eskiden yoktu. 2021'den önce şey yok. Bu. Aynen. En baş zaten ben buna vuruldum. Başım bir şey değil yani. Harareti, devri. Hararet, yakıt, devir. Şu çalışma saati 3.0, 3 saat çalışmış galiba. Akü, şarj durumu 12.3, 12.2. Normalde standartı 13 civarı. Çalıştığı yani zaman 13. Normal bir şey. Çalıştığında 13 oluyor. Aynen, anladım. Şeyden memnun musun? Shuttle yumuşamış. Shuttle mı diyeyim, tokmak mı diyeyim? Tokmak mı lan? Shuttle. Ya senin motoru böyle seviyorum. Harbi seviyorum. Geçişi falan çok rahat. Rahatlatmışlar. Demeleri rahat. O. Rahat. Ha, bir şeyi daha yapmalar lazımmış. Şu kolu. Ne diye bu? O kol niye orada? Ha. Ben TD90'da da anlatırken kol yok dedim. Bir baktım kol burada çıktı. Bence bunu şu tarafa alabilirler. Bence de burası çok boşluk kalmış. Aynen. Bir Ferguson gibi olabilirmiş. Ya da adam sadece sağ eliyle direksiyonu tutarken sol eliyle her şeyi yapabilsin diye mi yapmış acaba? Oradan da basar ki kornayı isteyen adam. Şıkırtlana döndürmesi. Senin için zor mu ya? Seninki orada. Hemen burada. Ama benimki nerede biliyor musunuz? Seninkini buraya koysalar uzun kalıyor. Tamam mı? Şöyle yapalım. Onu göre yapsın. Değiştirsin. Benimki direkt şuraya geliyor. Tık tık. Şunu değiştiren adam bunu değiştiremez mi yani? Değiştirir. Hostes koltuğun rahat. Güzel. Daha, tabii emniyet önemli. Tabii bunu, emniyet kemeri de var. Takacağım. Burada kuyruk mili çıkışı, çalıştırması tamam var. Tamam. Şimdi kuyruk miline geldik mi? Geldik. Sen buraya geç, ben oraya geçeyim de. Şeylerin. Ya da sen bir geçmeden ben şu şeyleri göstereyim. Neyleri? Daha yeni sıfır olduğunun poşetlerini. Bu poşetlere bayılıyorum çünkü. Şöyle. Geniş kabinin içi, darda değil fazla. Geç bakalım. Bir TT4'e göre geniş yani. Onu hiç anlatma. Aa, TR5'lere göre de dar. Onu da diyeyim. Hadi büyüdükçe iş oluyor işte. Neyse. Büyüyor. Her motorda, her ne olan aynı yerde el freni var zaten. Asla şaşmaz. Şunları bir pekleyin. Teyp kutusu. Pekle. Buradan hava çıkışın da var burada. Evet. Aa bak şurada vardır. Böyle seri. Gördüm. Şudur. Önceki bu 2021'den önceki serilerde bu 547-150 devri arka dışarıda olduğunda
bunu içeriye konumlandırmışlar. İyi olmuş. En iyisi olmuş bence. Şimdi o sarı çubuk ne işe yarıyor? Şu sarı çubuk bu şeyi ayarı, yani devreye sokma, devreyi bırakma kuyruk milini. Bu da kuyruk mili debriyajı. Senin için en önemli olan şey bu zaten. Aynen. Kuyruk mili. Kuyruk mili benim için. Pekala, ses kalitesi hoşuna gitti dedik. Benim hoşuma gitmeyen özelliklerden birisi, şöyle göstereyim. Ben göstereyim. Hadi göster. Bunu koysan ne olur, koymasan ne olur. Allah rızası için ya. Ama bunu biraz daha şey yapmışlar, sıklaştırmışlar. Eskiden daha da boşlukluydu. Ama benim gözüm dönüyor, başım dönüyor buna bakınca. Bir tuhaf oluyor. İnsanın gözü şey değil ona, alışmıyor. Aşina değil. Onun dışında artı... Işıkları göster, şurada bir sürü düğme koymuş. Ön aydınlatmamız, arka aydınlatmamız, tepe lambamız. Bunlar. Şu ön sileceğimiz. Bir çalıştır. Çizme yaparsın. Ön suyuyla çalışalım. Suyu da var yani. Tamam tamam. Çakmaklığını istersen bir dene. Eline bas. Basayım mı? klima. En önemlisi. Fan. Şu an bunu çöktüğümüz anda şurada yeşil klima yanıyor. Girdi. Klimaya aktif. Kapalı. Soğuk. Sıcaklık. Vesaire. Aa, bu cebi hala ben akılsın edilemedim. Flaş koyarsın, hafıza kartı koyarsın işte ya. Telefon melafon olmaz. Telefon olmuyor. Yani basayım mı? Yok, gerek yok. Yaptık bir kere. He, şuna değinmedin sen. Bu düğme ne işe yarıyor? Onu çalıştıracağım. Göstereceksin mi onu? Abi, onu göstermezsen ben çatlarım zaten. Peki, hala en önemli özelliklerden biri de o. Gel, benim çok... Gel bir devreye sokak. Sok o zaman. Dur, hadi. Şöyle yapak, pardon. Ben bir... Aslan şeyini alayım. Bırak bırak üst çekil. Ya çalıştır bakayım. Şunu devreye sok bakalım ne oluyor. Bu da çok sevdiğim bir dostumun hediyesidir. Ya hangi dostun? Kendisi şu an beni çekiyor. YouTuber'da. Sakın bu çocuk iyidir, adamdır. Bakın beğenip yorum yapmayı. Artı beğensinler, yorum yapsınlar, takip etsinler değil mi? Her şey yapın, her şey yapın. Hayır, niye takip etmezsin? Bildirimleri de açın, aynen yani. Ne güzel burada. Ne güzel videolar çekiyoruz. Bir iş yapıyor yani, kalkmış yok. Herkes millet, ben öylelerini görüyorum ki yatıyor adamlar. Sabahtan akşam önce baba parası yiyor. Adam kendi şeyini çıkarıyor. Açlığını, şeyini, çartını, curtunu. Tamam. Her neyse, fazla derine girmeyelim. Tamam. Şimdi şunu devreye sokalım. Evet. Bismillah. Tabii. Hoş geldin dedi. Ne o Holland. Selamını verdim. Aleykümselam. Çalıştı. Şeyi göster, şeyi. El kadı. El lift mi dedim, nedir bu? Lift otomatik. Lift otomatik. Tık bastı. Hop, kaldırabildiği kadar kaldır bakayım. Kaldıralım. Valla ya, motordan yüksek oldu. Yanlış yiyor. Dur şunu çekeyim mi? Bunun çift videosunu kesin olarak çekeriz arkadaşlar. Vallahi dördüncü bıçağı bile motordan yüksekte. Şimdi devreye sokalım onu. Evet. Kuyruk milini çalıştıracağım önce. Çalıştı mı? Şu an çalışıyor. Şu an kuyruk milini çalıştı. Evet. Bakın. Akünün şeyi yazan yere, hatta şu an 13.5 oldu. Tamam, geçti o. Tamam. Kuyruk milini çalıştırdık. Tamam. Sesi dinle. Uyarı verdi. Uyarı veriyor. Beklemeye geldim. 10 saniye sonra mı kapanıyor? Yedik diyorlar. Ve istop etti. Kendince emniyet aldı kendini. Özellik ve, ya. Ve gel. Aa, indirdi. Teh. V'si yok, hafıza doldu. Yok anasını şeysi. Vallahi deyin. Evet, traktörümüz istop etti. Otomatik bir şekilde kendince hadi canım. Güvenliği alıyor.
Yani olay ki arkadan... Şaftı durdurdun şu anda. Kendisi otomatik olarak. Otomatik men devre dışı bravo yani otomatik. Motoru da kapattı. Motoru da peki kapattı. Niye yaptı bunu? Şimdi arkadaşlar ola ki bir pompa taktık traktörümüze. Ve pompayla su bastığımız her dakika boyunca bizim burada oturma gibi bir lüksümüz yok. Aynen. Peki bu koltuktan kalktık. Kuyruk pinimizi çalıştır... Kuyruk şu an çalışıyor. Çalışıyor şu anda. Bu düğmeye basılı mı? Kalkınca ötüyor. Ötüyor. Birazdan istop edecek. Ama etmedi. Ola ki... Etmeden. Şey bu düğmeyi bir daha bastı. Düğmeye basınca... Şurada bir okeyi verdi. Kalkıyor. Ötme yok. Kuyruk pini hala çalışıyor. Şu anda çalışıyor. Da kuyruk pini çalışıyor. Mazot bitene kadar da çalışıyor. Anladım. Teşekkür ediyoruz bu güzel anlatım için Hasan Yıldırım'a. Benim arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ve çakarlar takıldı arkadaşlar. Çakardan sonraki görüntü de bu.